Şimdi her ayın özellikle sefer ayının başında okunarak bu bak her ayın özellikle sen korkulardan, zelil durumdan kurtulup aziz olmaya vesile olacak mıyım daha bu çok önemli ama köle olsa azat edilir. Esir olsa serbest kalır. Hapiste olsa kurtulur mutlaka. Korku içinde olsa korkustan emin olur. Fakir bununla amel etse mutlaka zengin olur. Tabi burada bir kurban işi falan da var ama o şart değil. Maddi durumu olana göre kurban kesip 60 parçayı fakirlere dağıtması meselesi tavsiye edilmiş. İnsanların ne zelil olsa, itibarsız olsa bu nokta mutlaka aziz olur. Birden itibarı artar. İşte zorbaları kahretmek, zalimlerin ardını kesmek, fesatçıların şeyini savuşturmak üstünde eşsiz manalar, sırlar taşmaktadır. Yazıp üzerinde taşıyan her inatçı zorba şeytan onu karşısında zelil duruma düşer. Buna her ay devam eden, ne her gören mutlaka sever. Bu zikri çok yaparsa Allah marifet nuruyla dolar. Canı malı eşi ailesi hususunda muhafazaya girer. Korktuğu şeylerin şerine karşı Allahu Teala ona kafi gelir. Hükümdar olsa, devlet yöneticisi bunu yapsa mülkü genişler, hükmü geçerli olur. Evet. Tayyip Bey'e birisi tavsiye edebilir mesela ya. Yani. Yapsa iyi olur değil mi şimdi? Yani itibar artar. Gücü artsın amel eden olursa ne mutlu. Çünkü ben hükümdar değilim, bir şey değilim. Ben de olacak dervişim biriyim yani. E ben de kendime göre yani belki itibarım artabilir. Sen de kendine göre itibarın artabilir. Malımız artabilir, ömrümüz bereketlenebilir. Herkes yapsın. Amel eden kazanır. Bu zikrin içerisinde isme azam vardır. Büyük bir sır vardır bu, bu konudaki birçok ee, yani ismi azam hangisidir, hangisidir bu bir din içinde gizlidir bu zaten uzundur ee, okuduktan sonra dünya ahiret ne muradını isterse Allah ona istediğini verir ancak ilk gece veya ilk günü geçmesin gece olsa teheccüdde muazzam efendim daha dolu faziletleri var cuma günün ilk saati okursa perşembeyi cuma bağlayan gece imsaktan sonraki ilk vakitte okursa mesela pazar günlük saati okunma saatleri de burada yazmış ayetten sayfa 59-60'larda şimdi bundan evvel 12 rekatlık hacet namazı kılınıyor bu hacet namazı 60. sayfada zikrediliyor 60-61'de ondan sonra namazdan sonra kurban kesiliyor durumu müsait olanlar o kurbanı ne şekil kesecekler kaça bölecekler o da 61'de zikrediliyor efendim virdi 62. sayfada başlıyor Besmele ile başlıyor. La havle ve la kuvvete Nerelerde ara? kırmızı yazdık. O kırmızının altına çizgili yazdık. Sonunda rakam var. Geriden oraya kadar 10 kere tekrar ediliyor. Mesela Allah salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed kema salli ala seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim fil alemin. İnneke hamidun mecid. Salat İbrahimiyenin kısası 10 yazmış. Kırmızı olduğu için oraya geldiğin zaman ne kaç kere döneceksin geriden? 10 kere. Lâ ilâhe illâ ente subhâneke Inni kuntu minez zalimin Kaç yazmış? 126. Şifresi bu. Hasbiyallâhu lâ la illâ hû, aleyhi tevekkelu r-rabbul azîm. 7. Bismillâhi ve lâ fis-semâ, semî'ul alîm. 3. Selâmün kavle min rabbir Rahim. 19. La havle ve la kuvvete illa billahi alayhi azim. On dokuz. Allah meyavedud. Üç. Böyle gidiyor. Ya mughiz eğisni. On üç yanmış. Aralarda düz gidiyorsun, kırmızıya geliyorsun. Adet var. O sayıya göre ya gıyaten müstakizine gizni. On üç. Allah-u Ekber geliyor arada. Üç. Ya Allah geliyor arada. Üç. Ama sonunda La ilahe illallah geliyor. Bin bin tane la ilahe illallah'ın ruhaniyetini, kuvvetini nereye göndersen hoş. Anında görüntü olur ya. Kelime-i tevhid. Arada tabi şeyler var. huruf u mukattaler var. Surelerin başındaki eliflemler var. Kâfâ yağın var. Ya Latif 129. Ya kafi. 111 Ya Halim 88 Ya Mücib 55 Duanı kabul Ya Selam Kurtuluş için 131 Ya Hafiz Koruma muhafaza 889 ile bitiyor Bu her zaman size lazım Her ayda ben bunu koymuyorum Ama Safer ayı münasebetiyle Senede bir kere Bu birdi size hatırlatıyorum Bunu ilk yazmış değil İlk yazmış değilim. Ama sessiz siz olun. Bu sene özellikle belalar ba başlamadan önceki sene sıkıntılı sene. Bu sene bir daha safere kadar sıkıntılı sene. Ne olur ne olmaz. Kim bilir? Mevla biliyor. Ama biz muhafazamızı hem günlük duayı her gün ve onu zaten hangi sayfada dedim mi onu? Onu her gün okuyun. Hiç bırakmayın. 57-58'e geçiyor. 57-58. İlk gün pazardan önümüzdeki pazar. Başlayın. İşte ne dedik? Pazartesi. Eylül'ün 26 mı dedik? Oraya kadar 26 Eylül pazartesi son. Okuyun. Benden size tavsiyeler bunlardır. Allah için sizi seviyorum. Sohbete gelenlerin, dinleyenlerin gelmeseler de dinleyenlerin bende hakkı oluşuyor. Bu bizim kardeşlik, ahiret kardeşi, sohbet hukukumuzdur. Bundan dolayı beni dinleyenler, dinlemeyenlerden bir farkı olsun. Ne farkı olsun? Millet zır zır ağlarken bunlar elhamdülillah beladan kurtuldum desin bizinkiler ya. Niye? İlme önem verdiği için. Sohbete vakit ayırdığı için. Denilenle amel etmekte namaza vakit ayırdığı için. Zikre vakit ayırdığı için. Tabii ki farkı olacak değil mi şimdi? Zikredenle zikretmeyen bir tutar mı? Dua edenle etmeyen bir tutar mı? Hacet namazı kılanla kılmayan bir tutar mı? Vaktini saatini bilen hangi zamanda ne yapılacak? Meşayiha ittiba edenle meşayihten bana ne bilmem ne diyen bir olur mu yani? Tabii ki onların belası bol olur. Allah onları da hayırla istah eylesin. Hidayet eylesin. Gafillerimizi kabu gafletten ikaz eylesin. Yani gaflet uykusu. Ayakta uyur adam ya. Gaflet uykusu çok fena bir şey. Saferin başı geliyor. Adamın da haberi yok. Ya tam da 27 Ağustos'a çattı. Yazlıktayız, tatildeyiz. E Safer seni mi gözleyecek ya? Hep kışa mı geleyim diyecek yani Allah'ın ayları. Aa aşure günü de geldi. Yazın ortasına geçen değil mi? E gelin. Ramazan gelmiyor mu? Berat gecesi günü gelmiyor mu? E Şimdi yazlıktayım, şimdi güzlükteyim, şimdi tatildeyim. Tam ben haftalık tatili, 15 gün yaz tatili aldım. Nereden ben bunu namaz kılacağım şimdi? Ya bu laf mı ya? Nereye gidersen git, namaz her yerde kılınır. Zikir her yerde yapılır, dua her yerde yapılır. Ama sen diyorsun ki ben şimdi tatil moduna girdim. O nasıl oluyor moduna girmek ya? Moda girince 5 vakit namaz düşüyor mu? Ya diyor ben diyor beynime komut veriyorum diyor. Mesela i̇şte Ramazan'da diyor ibadet, iyi çık bilmem. Ondan sonra ya şimdi yaza gel. Ne olacak? Ya diyor biraz diyor koy verdim ipin ucunu diye şimdi diyor. peki Azrail Hasan seni koy verir mi? Vakti geldiğinde seni terk eden tatili bitsin adamın bari diye.